Yılmaz Büyükerşen hocamızla benim ayrı bir duygusal bağım var. Bunu hocam bilir ama Türkiye'de çoğu insan bilmez. Yılmaz hocamız Anadolu Üniversitesi'nin rektörüyken benim babam da Anadolu Üniversitesi'nin Elazığ Bölge Müdürü'ydü. Yani o zaman babamın bölge müdürlüğünü işe alan kişi, babam emekli olduktan sonra öğretmen olarak atayan kişi Yılmaz hocaydı. Yani baba dostumuz daha doğrusu. Babam öğretmen olma münasebetiyle de Yılmaz hocayla çok yakın ilişkileri vardı. Hem de aynı yaş gruplarındaydı. Ve benim Yılmaz Hoca'ya karşı onun bize verdiği ekmekten dolayı, babama verdiği işten dolayı ayrı bir yakınlığım ve ayrı bir hayranlığım vardır. Ama bu yalnızca benim hayranlığım dışında Yılmaz Büyükerşen Türkiye'de bir kamu yöneticisi olarak, bir devlet adamı olarak, bir belediye başkanı olarak örnek alınması gereken bir kişidir. Bunun nedeni şu, yani hayatı boyunca hep başarılara imza atmış, hep ilkleri başarmış. Ve devlet öncelikli, kamu öncelikli kararlar almış, yönettiği bütçeyi kamu lehine kullanmış, şehirlerine yaşadığı şehre, yönetici olduğu şehre hep değer katmış. Önce rektör olmuş, Eskişehir'i bir üniversite kenti yapmış. Arkasından belediye başkanı olmuş, bu sefer Eskişehir'i bir turizm kenti yapmış. Anadolu'nun çorak bir şehrini bir çekim merkezi, bir cazibe merkezi haline getirmiş ve oradaki istihdam alanı yaratmış, şehrin katma değerini artırmış, gelirini artırmış, yaşam standartlarını artırmış, çekim merkezi haline getirmiş. Üniversite rektörlüğünden ve belediye başkanlığında Eskişehir'i bir model şehir yapmış. Ve Eskişehir bildiğim kadarıyla dünyanın en yaşanır kentleri arasına girdi. Yani bu yalnızca belediyecilik anlamda değil, güvenlik açısından, yaşanabilirlik açısından, geçim seviyesi açısından, gelir dağılımı açısından, ilin sosyal yaşantısı, kültürel değerler açısından müthiş bir başarı hikayesi. Aslında Yılmaz Büyükerşen'i yalnızca sosyal demokratların değil, bütün Türkiye'deki siyasi partilerin ve belediye başkanlarının yöneticilik anlayışını, vizyonunu, yaratıcılığını örnek alması lazım. Müthiş başarılı. Yılmaz Hoca'nın yaş sorunu yok. Yani bir insanın bulunduğu görevi yaşla ilintilendirmek ve onun da değerlendirmek de doğru değil. Yani bir insanın ruh sağlığı yerindeyse, beden sağlığı yerindeyse ve toplumda karşılığı varsa, kendisinde hala o görevi yapabilecek enerjiyi hissediyorsa, yani o görevi kendi istediği sürece yapmalıdır. Ve bugün hala Türkiye'de sorduğunuz zaman, Türkiye'de en başarılı, Cumhuriyet tarihimizin en başarılı belediye başkanı kim diye sorduğunuzda, parti ayrımı yapmaksızın herkesin ortak olarak ifade ettiği isim Yılmaz Büyükerşen'dir. Kime sorarsanız sorun. Yani şu anda çıkın Elazığ'da sokakta sorun. Elazığ'da bile bunu duymanız mümkündür. Yani başarı hikayelere de olan bir hayatı vardır. Ve her zaman devletçiliği önemsemiştir. Kamu bütçesini doğru planlamıştır, doğru yatırımlara yönlendirmiştir ve Eskişehir'de bir başarı hikayesi oluşturmuştur. Hocamız bizim için bir değerdir, benim için bir değerdir. Yani hayatımızın her boyutunda hocamıza karşı bir vefa borcumuz vardır. Ona saygıda da, hürmette de asla ve asla bir olumsuz tavır takınmamız, yorum yapmamız asla mümkün değildir. Ayrıca Eskişehir'in Yılmaz Büyükerşen'i ne kadar çok kabullendiğinin en güzel göstergesi de aldığımız oylarladır. Mesela yaklaşık olarak söyleyeyim bunu. Mesela milletvekili seçimde parti girdiği zaman %28 civarında oy alıyor. Ama belediye başkanında hoca %52'nin 53'ün altına hiç düşmedi. Yani bu ne demek? Yani hoca partiler üstü bir adam. Yani partiler üstü görülen, şehrin tümünün kabullendiği, insanların siyasi düşüncesi ne olursa olsun sandığa gittiğinde, belediye seçimlerinde, yerel seçimlerde tek tercih ettiği ve yetki verdiği birisi. Ve memnuniyet anketlerinde de birinci sırada çıkmış. Yani hocanın başarısının Eskişehir'de karşılığının olup olmamasının, bu göreve devam edip etmeyeceğinin kararını anketlerle verilmesi doğru değildi. Hocanın Sayın Yılmaz Büyükerşen'in adaylığını değerlendirecek tek kişi kendisi. Devam etmek istediği sürece devam etmeliydi ama kendisi Sayın Genel Başkan'ı ziyaret ederek, kendine göre gerekçelerini söyleyerek, ya ben bu işi artık yapmak değil, yetiştirdiğim şu arkadaşımız olsun diyerek önermesi daha doğru olurdu. Ve hocaya karşı yaklaşım da bu olmalı diye düşünüyorum. Ama hoca bizim için bir efsanedir. Hoca her zaman bizim gönlümüzde de, zihnimizde de yaşayacaktır. Teşekkür ederim. Tamam. Bu bölümü bana da atın ama hoca ile ilgili olan bölüm.